Bu sıkıcı yulaf lapasını yemekten bıktım. Neşelenin kızlar, size bir teklifim var. Çok garip davranıyor. Bu muhteşem parlak elmaları yiyerek meydan okumama katılın. Vay canına, lezzetli görünüyor. Meydan okuma kabul edildi. Hey Jessica, nereye gitti? Elmayı ısır ve öğren. İşte oldu. Mia ve Jessica artık oradalar. Meydan okuma başlasın. Yarı zamanlı bir sihirbaz olan Profesör Rogers kızlarımız için alışılmadık bir şey hazırladı. Neredeyim ben? Wow, Jess, sen de mi buradasın? Elmalar bir ışınlanmaydı. Bu arada saçların yeşil. Seninki de pembe. Jess bak, burada pembe yeşil tablolar bile var. Doğru. Bu ne? Hazır mısınız? Açın bakalım. Vay canına, bu pembe bir jöle. Ve bende de yeşil bir tane var. Bak ne kadar eğlenceli. Gerçek bir jöle partisi. Afiyet olsun. Çok lezzetli. Çok tatlı ve ağızda eriyor. Benimki de. Hey, neler oluyor? Ulaşamıyorum. Sorun ne? Hadi ama yeşil jöleyi tatmak istiyorum. Bunu yapamazsınız. 24 saat boyunca tek renkli yemek sizi bekliyor. Bunlar meydan okumanın kuralları. Pekala, tamam. Benim jölem bana yeter. Vay canına, çok şık görünüyor. Ben de istiyorum. Şimdi ne düşünüyorsun? Mia sadece pembe yiyeceklerden yiyecek ve Jessica ise yeşil olanlardan. En güçlü olan kazansın. Bakalım bu sefer kızları neler bekliyor. Kaktüs mü? Benim de bir kaktüsüm var ama benimki tatlı pembe şekerlemelerden yapılmış. Açıkçası Mia Jess'ten çok daha şanslı. Ah, gerçekten mi? Yani benim kurallarıma göre oynayacağız. Bir fikrim var. Bekle bakalım seni dikenli. Biraz krem şanti. Tamam, bir sürü krem şanti. Ve lezzetli hamura ulaşmak için ihtiyacım olan tek şey bir ustura. Kaktüsü tıraş etme konusunda ciddi mi? Bunu daha önce hiç görmedim. İşte oldu. Bana afiyet olsun. Wow, dikenli dış cephenin arkasında bazı güzel ve inanılmaz lezzetli içerikler var. Jessica da görevini tamamladı. Böylece beraberlik sağlanmış oldu. Taş, kağıt, makas. 1, 2, 3. Evet, ben açacağım. Bu bir çörek mi? Ama ufacık. Bunu bir de paylaşmak zorunda kalacağız. İkimize de yetmez. Ah, bu arada Mia, bir fikrim var. Hadi şişirelim. Bu harika. Daha büyük yap, daha büyük. Çörek diye ben buna derim. Böylesine dev bir çörek bize kesinlikle yeter. Pekala, başlayalım mı? Am nom 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 nom. Ups, ama kızlar çörek patlamasının olacağını hiç beklemiyorlardı. Yine bu zavallı küçük şeye dönüştü. Öyleyse tekrar şişirelim. Hayır, bu patlama bugün bize yeter. Kıyafetlerimizi çok seviyorum. Wow, yeni yemeğimiz pizza. Harika görünüyor. Hey, senin pizzan var. Onu ye, bu benim. Bu sefer Mia pembe şekerlerden yapılmış bir pizza aldı. Marshmallow'lara bayılırım. Jessica da yeşil sebzeli pizza yemek zorunda kalacak. Keşke biraz mayonez falan olsa. Tamam, o kadar da kötü değil, yiyebilirim. Aa, bu da ne? Jess'in kafasında sebzeli pizza filizleri çıkıyor. Bu bir şaka mı? Hayır, bu gerçek bir sihir. Jess'in kafasında şimdiden koca bir çalı büyüdü. Sanırım bir çeşit sebze görüyorum. Evet, doğru. Bu bir biber. Ve pembe. Bu yüzden onu sadece ben yiyebilirim. Çok güzel kokuyor. Bir dakika, ne? Hayır Mia, bu kötü bir fikirdi. Ah, hayır. Mia kesinlikle ejderha olacağını düşünmemişti. Mia, ne yaptın? Yeşilliklerimi yaktın. Üzgünüm. Peki, ağlama. Bir tane daha ister misin? Yeşil. Sana bağırdığım için üzgünüm. Dondurmaların farklı renklerde olabilmesi o kadar güzel ki. Mia'nın pembe ve ahududulu dondurması var. Jessica'nınsa yeşil ve soğuk bir fıstıklı dondurması var. Mutlu olabilmek için başka neye ihtiyaçları olabilir ki? Hazır mısın? Biraz yavaş ol. Ah, bak, bu sakız. Meyve gibi kokuyor. Güzel. Bu sakızla büyük baloncuklar çıkarabiliriz. Kimse benden daha büyük baloncuk çıkaramaz. Sana kanıtlayacağım. İşte bak.
Bu bir balon mu? Sana bir profesyonelin bunu nasıl yaptığını göstereceğim. İzle ve öğren. Pekala, izliyorum. Başaramayacaksın. Bunu göreceğiz. Hey, bu neden şişmiyor? Vay canına, baksanıza, şişen sakız değil. Jason ta kendisi. Ne eğlenceli, sihirli bir meydan okuma. Sıra deniz ürünlerinde. Acaba Bay Rogers bu sefer ne hazırladı? Su çekilsin. Mükemmel. Artık maskeleri çıkarabiliriz. Yaşasın. Sonunda deniz ürünleri. Pekala, elimizde ne var? Ah, bu yosun salatası. Ne iğrenç bir koku. Evet, deniz yosunu kesinlikle lezzetli bir deniz ürünü değil. Ama Jessica'nın başka seçeneği yok gibi görünüyor. Onu yemeyi reddediyorum. Hayır, yiyemem. Şimdi yapabilirsin. İstemiyorum, yapmayacağım. Pekala, meydan okuma bir meydan okumadır. O kadar da kötü değil. Hatta çok lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Teşekkürler. Hepsini yiyeceğim. Deniz yosunu asla benim yiyebileceğim bir şey değil. Umarım daha iyi bir şeyim vardır. Pembe bir karides. Bu sadece benim için. Annene gel canım. Hey, nereye gidiyorsun? Bu sihirbazlık numaraları nedir? Ah hayır, benden öylece kaçamazsın. Şimdi çabucak seni yakalayacağım. Git bakalım. Evet, yakaladım. Çok ağır. Ah, bu değil. Mavi balık kesinlikle benim için olamaz. O halde tekrar deneyeceğim. Evet, Mia oldukça ciddi görünüyor. Bir şey buldum. Yeşil deniz yosunu. Jessica, bu senin için. Hayır diyemeyeceğim, sağ ol. Önemli olan pes etmemek. Üçüncü denememde kesinlikle başarılı olmalıyım. Sana söylemiştim. Bu görevi tamamlamanın bu kadar sorunlu olabileceğini kim düşünebilirdi ki? Bırak beni güzel kız. Peki ya benim meydan okumam? Bir karım var, çocuklarım var. Tamam, o zaman güle güle. Bir sonraki yemeği şimdiden istiyorum. Umarım bundan bir daha yiyebilirim. Bundan koca bir şeker dağı yapabiliriz. Ya da hepsini yiyebiliriz. Ah, sanki biraz kendimizi kaptırdık gibi. Yemek, yemek, bana yemek verin. Jess yeni bir yemek isterken Mia hayal dünyasında gibi görünüyor. Hayır, buna da hayır. Marshmallow, harika. Wow, ne harika bir bulut. Tadı adeta cennet gibi. Ah Mia, bu da senin bulutun. Galiba burada yağmur yağacak gibi. Evet, marshmallow yağmuru. Ne kadar güzel bir hayal. Bu meydan okumayı çok seviyorum. Harika. Ben de istiyorum. Ne istesem? Biraz gazoz harika olurdu. Hayır, daha fazla gazoz. Neden aç gözlü olmuyorum? Daha fazla gazoz olsun. Evet, bu kadar yeter. Bekle. Wow. Gazoz yağmuru kesinlikle marshmallowlar kadar güzel değil. Her şeyi baştan sona düşünemedim. Bir marshmallow ve ne dersin? O pembe. Tamam, tamam. Yeni yemek 1-2-3. Tatlı bir karpuz. Görünüşe göre bu sefer Mia ikramsız kalacak. Çünkü yeşil yiyemiyor. Ama Jessica karnını doyuracak gibi. Bir dakika. Ama karpuzun en lezzetli kısmı pembe. Bu da Jess'in en sevdiği meyveyi yiyemeyeceği anlamına gelir. Jess, en azından denedin. Üzgünüm ama hepsi bana ait. Bu hiç adil değil. Ne kadar sulu ve tatlı. Ben de istiyorum. Çok güzel kokuyor. Tabii ki alabilirsin. Ah evet, bunu yapamazsın. Ah, bir dakikalığına dışarı çıkmam gerek. Fazla yemenin zararları. Ama keşke biraz karpuz alabilseydim. Yemeğinizin tadını çıkarın. Bunlar şeker. Ama bekle, neden hiç pembe yok? Bu hiç adil değil. Çok lezzetliler. Dalga geçme. Ben de biraz istiyorum. Aslında bir fikrim var. Önce tüm beyaz şekerleri toplamam gerek. Başardım. Şimdi planımı eyleme geçirme zamanı. Burada bekle. Diğer şekerlerimi de alacağım. Tek yapmam gereken beyaz olanları pembe bir şeyle boyamak. Umarım bu işe yarar. Şimdi geriye kalan tek şey beklemek.
Hazırlar mı? Yaşasın bu heyecanlı bir an. Bakalım olmuş mu? Evet, başardım. Teşekkürler makine. Ben bir dahiyim. Geliyorum Jess. Jessica bak. Artık benim de şekerlerim var ve hepsi pembe. Gerçekten pembeye mi döndüler? O zaman hepsini yiyelim. Er ya da geç daima dostluk kazanır. Videomuzu beğendiniz mi? Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve zile tıklamayı unutmayın. Görüşürüz.